Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere bir başka gül motifle geldim. Bunu anlatacağım. Umarım güzel bir anlatım olur. Bir önceki videomuz değişik bir gülümüzdü. Zara modeli güldü. Bu da Zara gül diye geçiyor ama yapımı daha farklı. Bir de bunu göstermek istedim sizlere. Şimdi başlangıç olarak 3 tane ipimiz olması lazım. Ben bunu Alize Cotton Gold ile ördüm. İstediğiniz iple de örebilirsiniz. Bebek hırkalarında, yeleklerinde, kırlentlerde, battaniyelerde, her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir gül motifimiz. Şimdi başlangıç olarak tığ numaram 3 ve Alize Cotton Gold ile başlayacağım. Altı tane zincir çekiyoruz. Orta için. Altı zinciri diğer ucu ile birleştirelim. Şu şekilde sabitledik. Bir yuvarlak oluşturduk. Bir, iki, üç tane zincir çektik. Sonra arkadaşlar ilmeğimizi alıp boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. İki defa da çekince ikili trabzan oluyor. İkili trabzan yaptık. İlmek aldık. Aynı boşluğa tekrar bir trabzan daha. İlmek aldık. Aynı boşluğa. Yani şu zincirle başlangıç zincirimizle birlikte 12 tane trabzan ile dolduralım ortasını. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Ben biraz fazla doldurmuşum. 12 taneyi doldurduk. Üç, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Hemen diğer ucu ile ilk başlangıç yerimizde zincir çekmiştik. Onun tam baş kısmından bunu birleştirdik. Bir, iki, 3 4 zincir çekip bir tane boşluk bırakıp diğerine 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Hemen şu bir boşluk bırakıp diğerine, yani şu yaptığımız yerin tepesinin bir tane boşluk bırakıp diğerine 4 zincir çekip bir boşluk bırakıp diğerine 1 2 3 4 bir boşluk bırakıp, yani bir tane boşluk dediğim şurası, yani şu V'lerden bir tane atlayıp diğerinin tepesine 1 2 3 4 zincir çekip bir tane atlıyoruz yine. 1 2 3 4 zincir çekip başlangıç yerimize geldik. Hemen dip yerine, dip noktasına, ilk başlangıç yerimize ipimizi sabitleyelim. İçinden kaydırarak sabitledim. Yani 1 2 3 4 5 6 tane şu şekilde zincir elde ettik. Şimdi ilk zincirimizin ortasına ilmeksiz battık. İki zincir çektik. Aynı yere 1 2 3 4 tane dolgu yaptık. Trabzan. Ve iki zincir çekip aynı yere ilmek kalmadan
kapattık. Hemen yan zincir boşluğuna geldik. İlmek almadan bir tane battık. İki tane zincir çektik. İlmek aldık. Aynı yere dört tane trabzan. Dört tane trabzan yaptık. İki zincir çekip aynı yere ilmek almadan sabitledik. Hemen yan boşluğun içine bir tane sık iğne yaptık. İki zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Aynı yere dört tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekip aynı yere sabitliyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerimizi doldurarak buraya kadar geliyoruz. Videoyu kapatmayacağım. İzleyerek sizler de görmüş olursunuz. Son dolgumuzda yaptık. İki zincir çekip buraya sabitledik. Şu şekilde oldu. Bakın. Şimdi arkadaşlar bunu arka tarafın hemen bakın şurada dip yeri var. Şuradan ipimi geçirdim. Hemen göstereyim. Yani şu direği arka taraftan boşluklardan şu şekilde ipimi sabitledim. Bir dakika. Hemen ipimi geçiriyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir çekip arka taraftayız yine. Hemen şu direğimizin arka yerinden şöyle düşünün. Burası düz yeri, tersinin şu şekilde ilmeksiz sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı işlemi hemen yan taraftaki yere yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen şu hemen aradaki buradan tığımızı geçirip diğer taraftan çıkartıyoruz. Buraya ilmeksiz sabitledik. 4 zincir çekip diğerine 4 zincir çekip diğerine ters yerimizden 4 zincir çekip hemen İlk başlangıç yerimize de tığımızı şu şekilde sabitledik. Yani şöyle burası ön taraf, arkası bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2 zincir çekip bu boşlukları dolduracağız. Yani ikinci katımıza geldik. Şimdi iki zincir çektik. Bu ilmeğimizi alıyoruz. Bu boşluğa 6 tane trabzan yapıyoruz. 2 defa da çekerek. Bu baştaki zinciri saymadan 2, 3, 4, 5, 6 tane dolgu yapıp 2 zincir çektik. Aynı yere ilmek almadan kapattık. Yani şuranın kenarında yaptığımız gibi ipime mum gelmiş.
Şimdi ilkini yaptık. Diğerine geçiyoruz. Hemen boşluğa ilmek almadan batırdık. Bakın. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz başlangıçta. 2 de çekebilirsiniz, 3 de. İlmek alıp burayı 6 defa trabzanla dolduralım. Altı tane doldurduk. İki zincir çekip aynı yere ilmeksiz sabitleyelim. Hemen yan tarafın boşluğuna tekrar ilmek almadan sabitledik. Bir, iki zincir çekip ilmek alıyoruz. Dediğim gibi 3 de çekebilirsiniz. İlmek aldık. Hepsini bu şekilde 6 kere doldurarak ikinci sıramızı bitirmiş oluyoruz. Biraz daha ilmeklerinizi uzun çekerseniz arkadaki gülleriniz daha güzel hoş durur. Bakın şöyle yaptığınız zaman. Uzun çekmekte kastımı göstereceğim size. Şimdi burada hemen ilmeğimi yine sabitledim. 2 zincir çektim. İlmeği alıyoruz. Şunu böyle biraz uzun çekip 2 kere de yaparsanız uzun çekme, bunu demek istedim. Yani normalde böyle örüyoruz trabzanları ya. Siz şunu biraz uzatarak 2 kere de çekerseniz ilmeğiniz biraz daha uzun olmuş olur. 4, 5 ve 6 doldurdum. 2 zincir çekip aynı yere sabitledim. Diğer boşluğa geldim. İlmeksiz bir tane sabitledim ifimi. 2 tane zincir ilmek alıp 6 tane de buna dolduruyoruz. İki zincir çekip tekrar sabitleyelim. Son yerime geldim. Bunu biraz hızlı geçiyorum. Altı tane yaptıktan sonra iki zincir çekip aynı yere ipimi sabitledim ve bir zincir çekerek tekrar size göstermek istiyorum. Bakın ikinci katımız da bu şekilde tamamlandı. Şöyle göstereyim. Şimdi bundan sonrası üçüncü sıradayız. Yani son sıramızdayız. Burada yaptığımız gibi bir zincir çektik ve arkaya döndük. Arka taraftaki yine aynı direklere hemen hizasına denk gelen şuna şuradan ipimizi yine buraya alttan geçirerek sabitleyelim. Tekrar gösteriyorum. Sabitledim. Diğerinde yaptığımız gibi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 5 zincir çekip aynı şekilde hemen yan tarafın direğine buradan tığımızı takıp diğerinden çıkartıyoruz. Ve şu şekilde ilmeksiz aldık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ters tarafından. Hemen diğer direğin etrafından ipimizi sabitliyoruz zincirleri. 5 zincir çekiyoruz. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Beş zincir çekiyoruz. Bütün direklerin etrafına bak şöyle ama burası ters tarafındayız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip
Hemen şu direğimizin etrafından zincirimizi sabitledik. Yani 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı da ilk yaptığımız yere ilmek almadan sabitledik ve bir zincir çektik. Son sıramız da bu şekilde olacak. Şöyle arkasını göstereyim size. Şimdi bu zincirlerin iç tarafını dolduracağız. Diğerlerinde yaptığımız gibi. Şimdi buraya sabitledik ipimizi. İlk boşluğumuzun içine önce iki tane zincir çektik. Buraya 1, 2, bakın üçüncü kattayız. 3, 4, 5, 6 tane dolgu yaptık yine. 1, 2 zincir çekip aynı yere bunu sabitliyoruz. Ve hemen yan taraftaki diğerine geçiyoruz. Buraya ilmeksiz önce bir batıyoruz. 2 zincir çekip aynı şekilde bir üst katta yaptığımız gibi 6 tane dolgu yapıyoruz trabzan. Sonra 2 zincir çekip aynı yere sabitliyoruz. Hemen yan tarafa geçiyoruz. İlmeksiz yine batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğu 6 defa biraz uzun da çekerek bitirdik. 2 zincir çektik, tekrar sabitledik. Yani 3. katımız da bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle 3. katımızı da yapmış oluyoruz. Sona kadar gelelim şimdi. Ben burada biraz hızlı gideyim. Diğerine. Sabitledik. Son yerimize de geldik. Hepsinin de yaprakları 3 katın yaprağı da 6 tane zaten. Bu sonuncuyu da birleştirelim. Sabitledik. Bir zincir çekip bunu artık kopartıyoruz. Bakın 3 katımızda bu şekilde bitti. Şöyle tersten de göstereyim. Burada ipimizin yapışkan yeri çıktı. Şuradan bunu ben bir kaybedeceğim şimdi. Sonra yine temizlerim ben onu. Şimdi arkadaşlar bakın 3 kat oldu. Şimdi buna yeşili nasıl yapacağız? İster bunu bu şekilde her yerde kullanabilirsiniz. Bakın. Ama isterseniz tabii ki de bluzlarınızda, başka yerlerde, hırkalarınızda, yeleklerinizde de bu şekilde kenarını giderek de kullanmanız için arkasında göstereceğim şimdi. Şimdi yeşil rengimize geliyoruz. Yeşilimizi aldık. Şunu şöyle bir tutayım. Bakın. Gülün tepelerinden yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Benim gösterdiğim gibi yaparsanız hiçbir sorun olmayıp hepsi tamamen. Bakın şimdi. İpimi sabitledim.
Hemen bakın tepesinden, şu gülümüzün tepesinden ama orta yerden değil, şu herhangi birinden başlıyorum şimdi. Bu gülün hemen şu yan tarafından, yani bir ikinciden ilmeğimi sabitledim. İki zincir çektim. Aynı yere iki tane trabzan yaptım. Bu başlangıç zinciriyle birlikte üç tane oldu. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekip ilmek alıyoruz. Aynı yere bir köşe oluşturmuş olduk. Şöyle. Şimdi bir zincir çekip hiç ilmek almıyoruz. Hemen bu gülümüzün diğer köşesine şu şekilde battık, ilmek almadan. Bir zincir çekiyoruz. Bakın, şurada da şöyle bir göstereyim. Hemen diğer köşesine ilmek almadan battık. Tekrar aralarda iki zincir çekelim. Şurası biraz gerildi, daha iyi olur. İki zincir çekelim. Diğer köşeye şöyle batalım. İki zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Bu diğer köşesine köşe yapıyoruz. Üç tane yaptık. Trabzanları aynı yere batarak üç zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Aynı yere bir köşe yapıyoruz. Şimdi burada böyle denk gelen, şimdi bunun ortasına iki tane zincir çektik. Hemen bu gülümüzün kenar kısmına, şuraya ilmek almadan yine battık. İki zincir çekip diğer ucuna batıyoruz. Yani bir köşe iki batma olması lazım. Şu şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. İki zincir çekip ilmek alıyoruz. Diğer gülün yaprağın hemen diğer köşesine bir köşe oluşturuyoruz. Yani aynı yere üç tane batıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekip ilmek alıp aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip bu gülümüzün diğer köşesine doğru ilmeksiz battık. 2 zincir çekiyoruz. Hemen diğer gülün köşesine geldik. 2 zincir çekip ilmek alıyoruz. Bu gülümüzün diğer köşesine köşe yapıyoruz. Yani şöyle. Yine aynı şekilde 3 tane. Bakın. Bir ortaya denk geldi. Bir gülün kenarlarına denk gelecek şekilde. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere köşemizi tamamlayalım. 3 tane trabzan yapalım. 2 zincir çekip son gülün yanına geldik. Artık bir köşesine bir tane, iki zincir çekip diğer köşesine de yine ilmeksiz bir tane, iki zincir çekip yeşilimizi bu şekilde bitiriyoruz. Diğer köşeye sabitledik. Bir zincir çekip yeşilimiz bitmiş oldu. Şimdi ne yaptık? Bunu bir kıralım. Tekrar anlatayım ben size. Gerçi videomuzda açık bir şekilde anlattım. Daha iyi anlayabilmeniz için ne yaptık? Bir köşe oluşturduk. Bu kırmızı gülün bir ya tarafında bir köşe oluşturduk. Şu tarafa ilmeksiz battık. Diğer gülün bir köşesine tek, bir köşesine köşe yaptık. Tekrar geldik bir güle, ilmeksiz battık. Aralarda iki zincirle. Tekrar bir güle bir köşe bir battık.
şu şekilde bak motifimizi bu şekilde yeşilimizi bitirdik. Şimdi gelelim krem son sıramıza. Bir zincir çektik. Herhangi bir köşeden başlayalım. Ben bunu tek sıra yapacağım için yarım başlamama gerek yok. Üst sıraya geçmek için tek sıra olduğu için herhangi bir yerinden de başlayabilirsiniz. 3 tane yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimizi alıyoruz. Diğer köşemize, pardon, boşluğa, şu aradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. İpimiz kalmıştı orada. Neyse onu ben kaybederim. 3 tane yaptık. Bir zincir çektik. Diğer boşluğa 3 tane dolgu yapıyoruz. Trabzan. Bir zincir çekip diğer boşluğa 3 tane, hep 3 tane dolgu yapıyoruz. Bir zincir çekip köşeye geldik. Köşemizi de yine 3 tane trabzan yapıp 3 tane zincir çekip aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip yan boşluğa geldik. Bir zincir çekip diğer boşluğumuza. Bakın şöyle göstereyim. Bir zincir çekip bu diğer boşluğumuza, yani 3 tane trabzan bir köşe olmuş oluyor. Bir zincir çekiyoruz. Köşeye geldik. 3 tane doldurduk. 1, 2, 3 zincir çekip ilmek aldık. Aynı yere tekrar. Bir zincir çektik. Diğer boşluğa, araları, diğer yerleri yaptığımız gibi bu aradaki boşluklara motifimizi tamamlıyoruz bu şekilde. Köşemizi yapıyoruz yine. Bu şekilde şurada ipimiz içinde kaldığı için burada biraz değişik durdu ama ben onu bir çıkartayım. Tamam. Bu şekilde gülümüz tamamlanmış oldu. 3 tane zinciri çekip buraya bıraktık. Evet. Bu ipimizi kopartıyoruz. Güllerimiz böyle bu şekilde bitiyor. Ha, hiç birleştirme nasıl yapılıyor diyenler için de zaten arkadaşlar birleştirme videolarımız o kadar çok ki, o kadar çok ki videolar her seferinde aynı birleştirmeyi göstermemiz imkansız.
Birleştirmelerde buradan başlayarak şu üç tarafını örüyorsunuz. Sonra bunu boşluklardan buraya birleştiriyorsunuz. Tekrar geliyorsunuz. Diğerini birleştiriyorsunuz. Bu şekilde birleştirmeyi zaten bilen arkadaşlarımız biliyor. Bilmeyenler için de yine açıklama kısmına birleştirme videosunu da koyarım. Güllerimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel bir anlatım videosu olmuştur. Beğenirseniz de güzel yorumlarınızı, beğenmeseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Takıldığınız yerlerde yorumlarda yine bana ulaşabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.